Hepinize günaydın. Bugün değişik bir video yapacağım. Sabah kahvaltısı, ondan sonra ne yediğimizle ilgili tam bir yemek videosu olacak. Şimdi ben şu anda kahvaltı hazırlıyorum. Bol yeşil biber, yani iki tane yeşil biber var. Yeşil soğan var ve sırf yeşillik, domates olmayacak. Soğanları kavuruyorum. Aa, Betül'cüğüm kızım. Kızım. Lütfen. Ben genelde tavalarda pek fazla kaşık kullanmıyorum aslında. Sadece böyle sallıyorum. Şimdi yumurtaları kıracağım içine. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün şimdi yumurta. Evet, kahvaltı. Evet, kahvaltı. Kahvaltımız hazır. Bak şimdi elleyin. Ellerseniz çok kaynar. Ellerseniz çok kaynar. Hepinize selamlar. Mantı yapıyorum. Bir yumurtayla başlıyorum işe. İki yumurta, üç yumurtadan yapacağım. Mantı yapmıyorsun. Mantı hamuru yapıyorum. Mantı hamuru. Üç yumurta. Üç yumurta. Ve un. Hıt, hıt. Un koydum göz kararı ve şimdi tuz koyuyorum. Böyle güzel tuzlu tuzlu olsun istiyorum. 3 yumurtayla hamuru yapmaya başladım. Selfie'mize hoş geldiniz. Bugün anne kalemi... Ne yapıyoruz şimdi? Ay çekme tatlım. Benim oğlum video yapacağım ya ama anneciğim lütfen video yapacağım. Evet, hamurum hazır. Sadece 3 yumurta ve yaklaşık 1,5 su bardağı suyla hamuru yoğurdum. Hamurun şöyle bir kıvamı var. Şimdi hamur biraz dinlenecek. Ben de o arada mantının yanına yapacağım salatayı hazırlayacağım. Bu kadar basit. Niye zorlaydın? Duysam artık. Şimdi bunu bezeler haline açacağım. Şöyle yapayım. Eşit bölebilmek için rulo yapıyorum ki çok da fazla. Yani çok da önemli değil aslında benim için de. Biraz daha kolay olabilmesi için. Yuvarlak yuvarlak hale getiriyorum. Açmaya çalışmaya başladım. Kızım seninkiyle daha iyi açabiliyorum ya. Dur bakayım şöyle. Şimdi ben klasik mantı yapmayacağım ama mantı tadı olacak tabii ki. O nasıl şeyse. Bakalım. Hamurun mu? Evet. Tamam, bir tuz kontrolü yap bakalım. Oldu. Bence güzel açtım. Daha böyle incecik incecik olmasına gerek yok. Abartmayalım. Bunları yiyeceğiz çünkü yani. Bu kadar bence iyi. Yeter. Diğer tarafta da Betül yapıyor. Hadi biraz küçük de yapmayı deneyeyim bakalım nasıl olacak. Aralarda küçük olacak. Aralarda büyük olacak. Böyle enteresan bir şekilde işte. Yani çok iyi yaptığımı hiçbir şey iddia etmiyorum zaten. Öyle bir sorunum da yok. Ama... Anneciğim, ben yaptım. Tamam, bu dur ya. Niye uğraşıyorsun? Yaptın mı? Kızım benden iyi yapıyor. Yani canımız mantı istedi. Mantım da yok.
Ay kızım yeter, çok onu yaptın. Ay çok 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 çok. Buraya koyacağız. Ama bunu açıyoruz. Tamam, şimdi bunu aç bakayım şöyle. Onu da aç bakalım. Şimdi son şekil. Şunu da karar kıldım. Böyle iyi oluyor ve daha kolay, pratik. Nasıl yapıyoruz? Bunu böyle koyuyoruz mantıyı içine. Aa, nasıl yaptın anneciğim? İçine koyuyorum. Sonra kenarlarını böyle sıkıştırıyorum. Bu kadar. Biraz boyutları böyle kocaman kocaman oldu ama hani normalde Kayseri mantısından böyle 20 tane 40 tane bir kaşığa gelir. Bu da 2 tane gelse yeter ya da çatal kaşıkla yenir. Bıçakla yenir. Ya bir şekilde yenir yani. Bir de biliyor musunuz Polonyalı bir arkadaşım vardı benim. Onların evine gittiğim zaman onlar bana böyle bir şey servis yapmışlardı. İçinde lahana falan vardı. Onlarda da var böyle bir yemek. Tabii daha büyük onlarınki. Bak o kadar büyük yapmadım ama ben işte. Evet, mantım servise hazır. Evet biliyorum boyutları biraz enteresan oldu ama ben mantı uzmanı değilim ve bu da hayatımda ikinci yaptığım mantı. Evet mantım servise hazır ve şunu da söyleyeyim, evet mantının boyutu çok böyle muntazam muntazam olmadı ama zaten sarımsaklı yoğurt, içindeki lezzet, tat, ne diyorsun aşkım? Nasıl hayatım? Ya, afiyet olsun. Ben yaptım. Yani var mı ötesi, ben yaptım. Taze taze yumurtayla yoğurdum, ettim, biçtim. Ya zaten mantı hani bir kaşığa o 40 tane gelecekmiş. Yazık, ne gerek var? Bir kaşığa bir tane gelsin yeter. Evet, bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi mantıdan sonra... Çilek ve yaban mersini. İçinde portakal kabuğu, limon kabuğu, bal ve vanilya var. Bunu her şeye kullanabilirsiniz. Limon suyu, biraz, çok azıcık limon suyu. Bunu, yani bu karışımı, bu tarz meyveleri böyle hep servis yapabilirsiniz. İsterseniz kek yapıp üzerine krema ve bunu üzerine... Aa, harika lezzet, harika olur. Çok güzel. Hı-hı. Dondurma da harika olur.